Bunlar çalışmıyor mu? Yok abi, ses çalışmıyor maalesef. Çalışmıyor. Tamam, peki. Bu çalışmıyor okay. Herhalde. Mikrofonlardan kayıt alıyor musunuz arkadaşlar mikrofonlardan? Sorun yok değil mi? Alacağız inşallah. Başlıyoruz o zaman. Adanaspor Galatasaray maçı sonrası teknik direktörümüz Domenek Torrent'in basın toplantısına hoş geldiniz. Esporte Partido de Galatasaray Adanaspor. El va a empezar con de los pensamientos sobre el partido. Buenas tardes a todos, primero. Herkese iyi akşamlar, her şeyden önce. Bueno, el partido creo que lo que buscábamos era lo que ha pasado más la primera parte que la segunda. Maçta aradığımız şeyi ilk yarıda daha çok yapabildik, yapmaya çalıştığımız şey. Los dos últimos şeyi... partidos del rival han marcado 9 goles y casi todos atacando el espacio. Son iki maçta gol yedik, çok fazla gol gördük kalemizde. Vi el último partido que Galatasaray ganó aquí 1-0 el año pasado. Geçen yıl Galatasaray 1-0 kaybetti burada. Y más o menos defendieron igual, igual y ganaron el partido. Aşağı yukarı aynı şekilde savunma yaptılar. El año pasado ellos tuvieron mucha posesión, el 72, Galatasaray el 28 solo. O maçta Alanya'nın %72 bir topla oynama oranı vardı. Galatasaray pero, %28 ile kaldı. Pero ganaron el partido. Ama maçı kazandılar. Hoy han tenido 56%, nosotros el resto. Bugün %56 topla oynama pero no es lo que queríamos. La primera parte más o menos sí que era controlar sus contras y atacar espacios. Creo que la primera parte lo hemos hecho mucho mejor que la segunda. Evet, ilk yarıda biz boşlukları değerlendirmek için bekledik ama ikinci yarıda bunu daha iyi yapamadık. Este equipo ahora mismo tiene un déficit, nuestro equipo que sufre mucho los últimos minutos. Poco a poco creo que físicamente ya estamos mejor. Biz son dakikalarda çok fazla acı çekiyoruz. Sanırım bunu düzeltmeye başladık. Düzelteceğiz. Y cuando hemos jugado contra 10 queríamos jugar con extremos muy abiertos. 10 kişi kaldıklarında bizim açık oyuncularımızla oynamaya çalıştık. Teniendo mucha posesión. Hani çizgiye yakın olmalarını istedik ve pozisyona girmelerini istedik. Creo que no lo hemos interpretado bien. Hemos perdido balones muy rápidos. Ama topu çok hızlı kaybettik. Yapamadık bunu. Y les ofrecíamos a ellos que pudieran jugar incluso con 10 a la contra. 10 kişi kaldıklarında bile kontratak oynayabilme fırsatı verdik onlara. Y esto es lo que hemos intentado evitar todo el partido, que corrieran. Ellos son muy muy buenos corriendo. Yani biz onların boş alanlara koşu yapmalarını istemedik. Bu alanı kullanmamalarını engellemeye çalıştık. Sin espacios, como comprobé en el último partido de Galatasaray aquí, tienen más dificultades. Hani boşluk bulmadıklarında çok farklı bir takım oluyor Alanya. Bunu görmeye çalıştık. Esta zaten era la idea principal, pero tenemos que estar primero mucho más intensos. Yani bizim ama daha yoğun olmamız gerekiyor sahada. Atacar más. Daha fazla atak. Y daha jugar fazla con hücum, más confianza. Daha güvenli oynamamız gerekiyor. Los jugadores en algún momento se mueven demasiado y por eso no los encontramos. Bazı durumlarda oyuncuların çok fazla hareketlendiğini görüyoruz ve onları bulamıyoruz. En la primera parte muchas veces nuestro extremo derecha estaba casi de extremo izquierda con Jerem. Maçın birçok anında sağ açık oyuncumuzu sol tarafta Jerem'in yanında gördük. Si juegas posicional y estás en tu posición, la pelota te llegará. Eğer pozisyon oyunu oynuyorsan pozisyonunda kalmak zorundasın ve top seni bulacaktır. Si te mueves mucho, que es lo que ha pasado en muchas fases del partido. Eğer çok fazla hareket edersen birinci yarıda olduğu gibi. No encuentras un pase claro y pierdes muchos balones. Çok fazla pozisyon bulamazsın ve çok fazla top kaybedersin. Ahora mismo nuestro equipo tenía necesidad de no encajar goles, necesidad de tener fe en ellos mismos, porque cuando un equipo grande está en esta situación
Yani bizim şu an takım olarak gol bulmaya ihtiyacımız var. Büyük ekiplerin bu duruma düştüğü zaman poco a poco los jugadores que tienen calidad para jugar distinto como el día de Trabzonspor por ejemplo. Yani, oyuncuların Trabzonspor maçında gördüğümüz gibi que jugaron unos 75 minutos fantásticos. 75 dakika çok iyi oynayan bir takım. Poco a poco van perdiendo pues yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorlar. Un poco güvenlerini mantener el balón y arriesgarse un poco más. Topa sahip olmayı da bırakıyorlar ve daha fazla riske girmeye başlıyorlar. Pero la idea principal era más o menos la que hemos hecho la primera parte. Este equipo lo hemos analizado mucho. Bizim ana fikrimiz ilk yarıda yaptıklarımız. Ve bu takımı çok fazla analiz ettik maçtan önce. Con mucho gusto lo podéis comprobar. Ellos hacen salida de 6 con el portero que son 7. Bunu siz çok iyi kıyaslayabilirsiniz. 7 oyuncuyla 6 oyuncuyla topla çıkmaya çalışıyorlar. Para traerte a ti. Topu sana getirebilmek için. Y quedar un 3 contra 3 arriba con jugadores como Davidson que jugaba normalmente, Efecan, estos jugadores que te atacan muy bien los espacios. Ve topla çıktıktan sonra ileri çıktıklarında 3'e 3 bir oyunda yakalamaya çalışıyorlar. Senin normalde oynayan oyuncuları vardı bugün ikinci yarıda. El ejemplo claro era el primer gol que marcaron el anterior partido. Mesela bir önceki maçta attıkları ilk gol. Que atraen al contrario. Topu karşı tarafa çabuk getirdiler. Bola para Novais, bola larga y atacan y marcaron gol Davidson. Este era el ejemplo claro de cómo quiere jugar este equipo o cómo juega. Yani kısa oynayıp sonra bir şekilde topu David'e getirip golü buldular. Entonces creo que solo hicimos bien controlar estas bolas al espacio largas. Es lo que hicimos mejor. Yani benim fikrim iyi yaptığımız şeylerden biri bu durumu kontrol edebilmek oldu maçta. Pero Galatasaray debe jugar mucho mejor y lo haremos. Tiene que jugar mucho mejor. Galatasaray es un grande en Turquía y en Europa. Tabii Galatasaray Avrupa'da ve Türkiye'de çok büyük bir takım olduğu için daha iyi oynamak zorunda ve yapacağız.